Selamlar herkese. Hançer ben. Green Hell maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bir 10-15 dakikalık kayıt kaybettim diyelim. Bilgisayarım bu aralar nedense kapanıyor galiba, ısınıyor, çözemedim. O yüzden ufak tefek birkaç şey yaptım. Gölün kenarındaydık, ateşimiz vardı. En son ateşimin geçmesini bekledim. Sonra birazcık etrafta gezindim arkadaşlar. Bir tane mağara buldum böyle. Bir tane ateş yaktım. Ha gayret. Ateş yaktım, yemek yedim. Taş buldum. Şunu okudum. O kadar. Aşağıya da inventory'imi birazcık düzenledim. Aşağıya da bir tane şey yaptım. Uyumam gerekiyordu. Enerjiye ihtiyacım vardı. Ufak bir ev yaptım. Ev denmez, çadırı yaptım. Save yaptım, sonra bilgisayarım kapandı. Uyuyamadım bile. Uyuyalım şimdi. Ve devam edelim. Yani bıraktığım yerden bir dakika yürüme mesafesi. Uzaktayım. Orada da şeyleri toplamıştık ya. Plastikleri toplamıştık. Üstüne ateş yaktım, orayı yaktım. Ve 25 kabile puanı gibi bir şey geldi. Bir de yazı yazdı. Nehir yakında, göl temizlenecek. Biraz vakit lazım sadece tarzı bir şey yazdı. Tahmini olarak şu anda halen bu bölgedeyim. Çünkü burayı temizledik. Biraz kuzeye doğru geldim. Şurada bir yerdeyiz muhtemelen. Bakalım. 50'ye 30. 50'ye 30 mu? Şuradayız galiba. Şuradan geçtim. Burada bir yerdeyiz. Kuzey tarafında. Haritanın sınırlarındayız anladığım kadarıyla. Bakalım. Daha da kuzeye gidersek haritanın duvarına vuracağız diye düşünüyorum. Şey yazmıyor bu kabilede açıkçası. Yani nehri temizleyerek, gölü temizleyerek reputasyon kazanabileceğimizi yazmıyordu. Yeni bir şey demek ki. Birileri var burada. Ama açıkçası devam edeceğim buraları incelemeye. Şeye ihtiyacım yok. Sopa belki bir tane alıp parçalayabilirim. Kemik daha doğrusu. Aynen. Güzel. Bandajım falan, her şeyim var şu aşamada. Inventory'yi de, tüyleri falan yere attım. Birazcık boşalttım derken büyük bir kamp. Değil. Bir saniye, şurada bir şey var. Yılan. Yılan duydum. Şöyle dolanalım. Bir şelale görüyorum. Önce oraya bakacağım. Arkada binalar vardı yanılmıyorsam. Oh, burası da pis. Belki şu tepeden geldim yanılmıyorsam arkadaşlar. Doğu. Aynen. Doğu. Bu gölü temizledik. Buradan akan su bu. Şu olabilir. Muhtemelen bu da temizlenecek. Yakında diyecekken bir tane daha çıktı. Demek ki bütün su parçalarını böyle teker teker temizlememiz gerekiyor etraftaki. Yeni bir quest zinciri gibi bir şey gördüğüm kadarıyla. Mavi mantarları kaçırmıyoruz. Inventory'ye koyacağım bu sefer, yemeyeceğim. Var mı daha? O kadarcık mı? O da yeter. Karşıya geçmek istiyorum. Suya basmadan. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Yıllarca ormanda hayatta kalmış bir adamsın. Evet, kocaman bir şey bulduk. Buraya gitmek istiyorum da nehri de bırakmak istemiyorum. Hemen arkamda duruyor. Oraya gidebiliriz birazdan. Ne kadar çektirdiler. Bir karşıya atlayacağım. Suya değersek ateşimiz çıkacak. O yüzden çok zor. Suya değmeden bunu yapmak. Pes ediyorum. Arkadaki büyük yere bakalım önce. Enteresan böyle bir yer bulmak. Kuşu parçalayabiliriz.
Şeye çok benziyor. Orijinal hikayedeki oyundaki uyuşturucu yerini bulmuştuk ya. Arı duydum. Aşırı benziyor oraya. Açlığım, susuzluğum idare eder her şey ortalama şu anda. Kirli. Okey, toksik değil burası en azından. Biraz bandaj. Var mı inventöründe yer? Var. Örümcek. Çok geç. Çok geç. Göremiyorum burada. Örümceğe tütün pansumanı yapabiliriz. 3 zehirledi. Nasıl bir örümcekmiş? Zehir gidecek, ateşte gidecek. Buraya dikkatli basalım geldiğimizde. Bu arada birebir aynı yere benziyor. İşe yarar bir şeyler bulmak için kartel karakolunu araştır. Aşırı benziyor ana hikayedeki yere. Ağrı kesici. Bu ateş götürür aslında. Şunu gömeyim mi hemen? Ye. Konserve. Ağrı kesici. Mektup. Vahşiler yakamızdan düşmüyor. Adamlarıma saldırmasın diye onları zehirleyeceğiz. Malları bırakın, tuzakların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şehre geri dönün. Ölsünler sonra geliriz. Aa, galiba arkadaşlar kimyasalları galiba değil, bariz bir şekilde kimyasalları bunlar bırakmış sulara. Ve zehirlemeye çalışıyorlar yerlileri. Ama gitmişler, gitmişler. O yüzden suları temizlediğimizde yine kabileyle ilişkim. Harita mı? Harita mı? İlişkim artıyor. Ne haritası ya? They left a map? Wonderful. Ne? Galiba haritadan çıktık arkadaşlar. Buradan kuzeye doğru gittim. Şu kuzeybatıdan çıktık. Buradan başladık. Buralardan çıktık. Ve bunun güneyinden çıkarak aynen nehir bu. Şu nehir, bu nehir arkadaşlar. Aynen tipine bakın. Böyle dinozor kafası gibi kıvrılıyor. Apaynısı. Buraya çıktık. Az önce gösterdiğim taş burası. Mağaranın içinde. Bu ana hikayedeki harita arkadaşlar. Birebir. Birebir. Burada şey var. Kamp. Şurada liman var. Sol üstte. Biz buraya bir yere base kurmuştuk. Orijinal hikayedeki yere geldik. Ha. Çok enteresan. 2-3 harita olduğunu biliyorum oyunda. Ama oraya ilk kabileyi bitirmeden gelebileceğimizi bilmiyordum. Konserve, portakal suyu. Kap bulduk. Ben onu almak istiyorum tabii ki. Onu almak istiyorum. Ben birinci kabileyi bitirip ritüeli bitirmemiz gerekiyor kesinlikle diye biliyordum. Demek ki öyle bir şeye gerek yokmuş ikinci haritayı açmak için ya da sızdık bir şekilde. Ve yeni harita o zaman hayırlı olsun diyorum. Ve kaşık da burada. Aynı lootlar bile var. Çok iyi. Şu tüyleri atıyorum arkadaşlar. Çok gereksiz miktarda tüy var inventörümde. Kaşığı almıyoruz. Kaşık bir işe yaramıyor. Peki, o zaman kabı bulduk. Matara falan bulma ihtimalim nedir burada? Bir jip. Konserve doldur. Anten mi? Kırık anteni tekneye. Aa, main quest arkadaşlar, çok iyi. Diğer haritaya bir geçeyim. Şu en alttaki şeyin tersisini çalıştırmak için anteni değiştirecektik. Yani buradan çıkacağız. Ta ilk haritaya geri dönmem gerekiyor. Main quest şeyini bulduk, zımbırtısını. Çok güzel oldu o zaman buraya gelmemiz. Tamamen şansa geldim ve Matara bulduk. Çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Matara'yı bulduk.
Main quest'ini bulduk. Kap çok işime yaramayacak açıkçası gezgin olduğum için. Arada sırada yere atıp yağmur doldurturum. Mesela şu anda yapacağım. Jeep'in yanına bıraktım. Okey. Hatta şu hindistan cevizini dağıttım. İçinde yemek var gibi gözüküyor. Neden bilmiyorum. Ama bir şey yok içinde. Tüyleri bırak. Kesin başka şeyler de var burada. O yüzden dikkatli bir şekilde bir daha inceleyeceğim. Yatak yok. Save yapma şeyi de yok. Onlar gözüme çarptı. Mektubu okuduk. O zaman arkadaşlar burada ikinci kabile var. Her haritada bir kabile var diye okudum internette. Spoiler almamaya çalışıyorum mümkün oldukça. O yüzden pala mı? O yüzden çok detaylı okumuyorum. %3 canı kalmış Obsidian'ın. Palayı da aldım. Buradaki kabilenin quest'i o zaman şeyi temizlemek, taş, geç, nehirleri. Demek ki burada bir sürü nehir var. Onları temizleyerek, yani 25 reputasyon buradaki kabileye geldi. Ama daha tanışmadık. Bulabilirsek çok tatlı olur. Oraya bir ufak base atarım, öyle dönerim. Ama nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Başka boş konserveler kalsın. Diğer base'de o kadar çok demir var ki. Boş konserveye ihtiyacım bence yok. Boş konserve. Su içebiliriz. Deli gibi su birikiyor. Başka protein. Her şeyden ihtiyacım var şu anda yemek. Bir tane et taşımıştım yanımda. Bunu yeriz. Bunları yiyebilirim. Şişti bile. Mantarları yiyebilirim. Enerji gelsin. Okey. Bu kapları burada bırakıyorum arkadaşlar. Geleceğim yine. Geri dönüp antenimi taksak? Galiba geri döneceğim. Bu X'te ne var acaba? Hindistan cevizini... Her şeyi bırakıyorum arkadaşlar. Gayet doldurdum. İnventörüm uçtu. Ben geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Buraya tekrar geleceğiz elbet. İlk haritayı komple bitirip gelmek daha mantıklı bence. Bence. Çünkü çok karışacak o zaman işler. Güney doğuya gideceğim. Southeast. Evet. Matara şahane oldu. O kadar mutluyum ki şu anda. Farkında olmadan yeni haritaya gelmişim. Etrafta bir şeyler duyuyorum. Şunu alabilirim. Bahadır Leopar gelmiyor. Bir gelsin. South East. Burayı temizlemeyi de bırakıyorum o yüzden. Şimdi acelesi yok. Çünkü suya basmam, geçmem gerekiyor. Artık ateş düşürücümüz var. Onları değerlendirebiliriz de. Burada köyleri kasmama gerek yok. Gerçekten aklım geride kalacak. Eğer orayı bitirmezsek. Taş, taş, taş. Bir şey daha var. Pıtı 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 pıtı. Örümceğin üstüme koştuğumu duyabiliyorum. Güzel. South East. Halen oraya gidiyorum. İhtiyacım yok. Şunları gömebilirim. Amacım ana haritayı komple bitirmek. Yılan gördüm. İlk haritayı veya bütün metal zırhımı set yapıp dizmek. Sonra özgürce yeni haritalara yerleşmeye başlayabiliriz açıkçası. Başka beni bağlayan bir şey yok oraya. Sırf kabile questini maxlamak istiyorum. Bitirmek istiyorum. Belki de yapmamız bile gerekmiyordur. Buralara gelebildiysem belki gerekmiyordur. Ama bence birden fazla bitişi olabilir oyunun. O yüzden bütün kabilelerle aramızı iyi yaparsak güzel bitişlere ulaşabiliriz. Buradan geldik arkadaşlar. Şurayı hatırlıyorum.
Galiba buraya dalıp yer altından gitmemiz gerekecek. Ya da şöyle gidelim bakalım. Birinci haritaya geçeceğiz buradan bir şekilde. Çünkü suyun altından geldik. Nasıl becerdiysem. Boş bir mağara var. Burada bir yerde de işte göl var. Yanılmıyorsam bir önceki bölüm gölün etrafında ateşli bir şekilde veda etmiştim. İşte şuradan geriye gittim sadece birkaç dakika. Aynen burada bırakmıştık. Sonra save yaptım ve bilgisayarım patladı. Yürüyemiyorum. İç. Bu arada suyu içerseniz şey oluyor. Ufak bir detay, konserveyi at. Hafifliyorsunuz. Çok su da taşıyamıyorsunuz oyunda. Ve temizlendi mi burası? Halen radyoaktif mi? Güvenli değil. Biraz temizlenmiş galiba. Burada bir yerde aynen odun kömürü var. Toplayabilirim. Çünkü şeyi yaktım. Plastikleri yaktık burada. Yok ettik. Şimdi. Güvenli değil. O zaman yüzebiliyoruz. Demek ki 1-2 gün geçmesi gerekiyor temizledikten sonra. Şimdi önemli olan buradan... Ha, bir şey daha buldum. Önemli olan buradan orijinal haritaya nasıl gideceğiz? Bakayım nereyi işaretledi. Şurada arkadaşlar, haritanın dibindeyiz şu anda. Aynen. Bunun batıya gidersem bir mağara var gibi gözüküyor ama güneye gidersem de zaten varacağız. Güneye gidemiyorum. Şelalenin altından. Güneye gidemiyorum ne yazık ki buradan. Gibi gözüküyor. Arılar soktu. Bir şey daha öğrendik. İndirdiğimizde arılar yok olmuyor. Şey yapmamız gerekiyor. Birkaç saniye beklememiz gerekiyor arıların gitmesi için. Etrafta uçuşuyorlar çünkü. Evet, kesinlikle buradan güneye doğru ilerleyemiyoruz. O zaman bir batıya gideceğim. O mağara girişini inceleyeceğim. Bu yolu öğrenmemiz lazım. Çünkü birkaç kere gidip geleceğiz. Taşın batısında. Taşın haritayı açmıyor. Taşın batısında bir mağara var. Geri dönemiyormuşuz. O da çok enteresan olur. Ben batısında mağara falan görmüyorum bu arada. Hemen batısında olması lazım. Ama yok. Bunlar da kalsın burada. Su içeriz ardı sırada. Nerede olduklarını biliyorum. Bakalım evimize dönebilecek miyiz? Pek yakında. Burası hangi yön? Doğu burası. Yani burayı deneyesim var içgüdüsel olarak. Çünkü aynen şu taşların arkasında base. Doğudan ya da bir şekilde güneye gitmem gerekiyor. Şu taşların arkasına geçmem gerekiyor. Buldum. Burada mı o mağara? Bakacağız şimdi, tetikleyecek mi? Burasıymış arkadaşlar. Okey, burası burası. Yani buradan güneye gidiyoruz. Aynen. Doğu güney arası sağa dönersem. Buradan geldik. Buradan dalarak geldik. Hatırladım. Obsidian'ı salla gitsin. Koleksiyon yaptım. Buraya da bir bakasım var. Farecikler şu tepeye. Örümcek. Yeni lokasyon. Burada değil. Burada da değil. Belki hiçbir fikrim yok. Nereyi işaretliyor artık. O kadar çok şey oldu ki. Birisi var burada.
Galiba yine geçtik diğer tarafa. Karnım nasıl? Çok iyi. İyi ötesi. Bir parça beynim yandı. Hangi tarafta olduğumu bilmiyorum. Güneye gidebiliyorum. Güneye gidebiliyorsam doğru taraftayım. Yani orijinal base'deyim. Demek ki oradan buraya geleceğiz. Burada böyle değişik kütükler var. Ya kütüklerin içinden geçeceğiz. Ya da oradan suyun altından geçerek diğer yere geçebiliyoruz. Peki. O zaman buradan çıktıysak güneydoğuya doğru gidersem base'i bulacağız gibi hissediyorum. Tamam. Burayı hatırlıyorum. Söylemiş miydim? Şu su üstündeki çiçekler galiba kusmaya iyi geliyor. Güneydoğu. Tamam. Geri döndük arkadaşlar. Çok kompleks değilmiş. Yani base'den, köyden, kamptan kuzeybatıya gittiğimizde orayı görürsem geçebileceğiz bundan sonra inertaya. Ama inertaya uzun bir süre geçmeyeceğiz. Karınca yuvasının üstünden geçtim. Şahane. Öncelikle şu zırhı bitirmek istiyorum artık. Çok yakınmış ya. Tamam. Umarım unutmayacağım. Palamız oldu. Bir sürü şey oldu. Bir save atmak istiyorum. Birazcık uyumak istiyorum. Ve bunları maxlamak için artık şey yapmamız lazım. Neler atabiliriz yere? Hatıralardan birini yok edebilirim artık. Bu ikisi çok şey yapıyor. İçtim. Şeyimiz var. Düzgün mataramız var. Hindistan cevizi bu kadar taşımama gerek yok. Çorbalarım var. Hindistan cevizi et çorbası. Yeti de bunu attım. Bende de et var. Nasıl gidiyor gençler? Kumanya bozulmuş. Ha, bana yemek mi veriyorlar? Aa, bilmiyordum. Yok ediyorum gözlerinin önünde. Evet, kumanya. Koydum bir tane de çok... O kadar iyi değil bunlar. Yedim gitti. Sağ olsunlar. Öyle bir şeyler yaptıklarını bilmiyordum. 800. Henüz yapamadık. Bunları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların hepsini bulup... Bunları tanesini yapınca 100 geliyormuş ve 2, 3, 4 tane var. 5 tane... 4 tane var. Diğer galiba diğer şey grubun. Bunları tamamlayınca tanesine 100 geliyor ve reputasyonumuzu maxlayabileceğiz böylelikle köylülerle. 800 falan yapmam gerekiyor. Çok az kaldı. 270 kaldı. Bunu yapmak için de bütün taşları bulmak gerekiyor. Onun için de bunları alabiliyor muyum? No. Onun için de arkadaşlar haritayı internetten bakmam gerekecek. Çünkü yani bir sürü şey açtık. Deli gibi şey açtık ve halen yarısını bulamadık taşların. Sağda solda abidik gubidik yerlerde saklı bu taşlar. Ve benim rastgele bulma ihtimalim şu anda çok düşük. Çünkü rastgele yeterince gezdik. Bir sonraki bölüm muhtemelen internetten bakacağım. Haritaya. Bir harita çekeceğim. Açacağım. Nereye gidiyorum? Şurada. Ve taşları tek tek inceleyeceğiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla etrafta pek bir kaçan çocuk, yakalanan kadın veya yaralı asker kalmadı. Onları bitirmiş olabiliriz ya da büyük bir kısmını yapmış. O yüzden muhtemelen bitirebilmek için quest'i. Şey yapmam lazım. Bu efsaneleri çözmemiz lazım arkadaşlar. Gibi duruyor. Gibi duruyor. Şimdi zırhı da bitirelim artık. Kömürleri koydum. Bunu yakıyorum. Ve bir sonraki bölümde şeye gideriz.
Ne atacağım içine? Zırh kalıplarını atacağım. İki tane parçaladık metal dökümü. Bunu koydum. Tekneye gideriz ve anteni takarız. Ana hikaye ne istiyor bizden onu görürüz. Şimdi erittiğim var mı başka erimiş demir cevheri var. Bunları alıyorum. Kerpiçi işliyorum. Kalıp, erimiş demir cevheri ve sopa. Bir tane daha zırh kalıbı yaptım. Şuraya atayım. Bunu da işleyeceğiz. Boş kalıp. Şey, muhtemelen ileride daha kuvvetli şeyler gelecek yerliler. Umarım. Çünkü headshot'la hepsi tak 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 iniyor. Dokunamıyorlar bile bana. Bakalım göreceğiz. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Belki daha kuvvetli bosslar, büyük yerliler. Ya da daha kalabalık olabilirler bilmiyorum. İki tane daha zırh kalıbımız oldu. Yeter mi? Yetmez. Daha fazla var mı bende şey? İşlenmiş. Erimiş demir cevheri bir tane daha var. Ama sopam da var galiba. Boş kalıp. Erimiş demir. Sopa. Bir tane daha zırh kalıbı yaptım. Bunların hepsini yaparsam galiba yetiyor zırhlar için. İki tane bende var. 4, 6, 8, 12. Aynen tam yetiyor. Galiba bunlar yetecek arkadaşlar. Zırhları fullemek için. Umarım. Umarım. Şurayı da beslemeye devam edelim. Güzel. Çünkü başında beklersek birazcık. Ateş sönmeden bitirme fırsatımız olacak işi. Ve şey yapınca da dediğim gibi değil mi? Zırhları fulleyince buraya hiçbir bağlılığım kalmayacak. Buradaki malzemelere. Mataram da var artık. Çok iyi koşuyor. Ağırlık artınca. Evet. Her türlü o efsaneleri yapmamız lazım bir sonraki bölüm. Çünkü etrafta hiçbir şey kalmadı. Yapabileceğim. Alt tuşuyla kaydır. Birkaç tane daha toplayayım. Kuş yuvası geç. Tüye de ihtiyacım yok. Bu oklar beni. Oh, iki vuruşla indiriyor pala. Pala çok iyiymiş. Sopa ne yapıyor? Sopanın bir bilinci var artık. İşle. Hazır. Kapıyorum ağzını. Burada meşale var. Bıçağı attım. Meşaleyi taktım. Buradan alev alamıyoruz değil mi? Pişmiş. Bir saniye pişmiş bu. Bir tane daha zırh kalıbı attım. Kömürleri besliyorum. Şuraya gel. Besleyemiyorum. Yes. Zırh kalıpları geliyor. Meşaleyi hayır buradan yakamıyorsun ancak ateş gerekiyor onun için olmadı. Hemen bir tane daha yakalım. Suya düştü. Bam bam. Şu zırhları gerçekten bitireyim arkadaşlar. Dönüp dönüp dolanıp buraya geliyoruz. Zırh yapacağım diye. Yaktım. Kömür bir tur daha geliyor. Kanayıp ölecek diye düşünüyorum. Ama
hayvan değildi değil mi? Bakayım bilir nerede ölecek. Burada ölecekmiş. Başını yaslamış oraya. Hoşça kal dünya demiş. Pekari. Kemiklere ihtiyacım yok artık. Bu kadar çok ete de ihtiyacım yok. Kurtamıyoruz zaten. Bu ağırlık nereden geliyor? Bu kadar ağırlık. Konserveler mi beni yok ediyor? Sopam da yok. Hiçbir şey yok. Pala vesaire. Bunlar ağır olabilir genel olarak. Gerçekten o kadar... Anlamıyorum neden bu kadar ağırım şu anda. Evet, çok ekstrem bir şey taşımıyorum gibi hissediyorum. Bağırsak paraziti geldi. Neden? Neden parazit geldi? Bilemeyeceğiz. Kalıplar. Şuraya koyalım. Bu da geliyor. Parazit neden geldi ya? Mor mantar lazım bana. Boş konserveye at. Mor değil ya, turuncu. Turuncu mantar. Şu paraziti halledelim. Göremedim. Neyse birazcık beklesin. Köyleri duyuyorum. Buldum. Hayır, bu değil. Biraz beklesin midemde ya, elbet çıkar. Yakında. Bitti mi? Bu da bitti. Bunu koydum. Şimdi zırh kalıbını işliyorsun. İki tane geldi. İşliyorsun. Bir tane daha geldi. Totalde 6 oldu. Yani 2 zırh parçası yapabilirim şu anda. Hatta yapayım. Nasıl yapılıyordu? 2 tane bundan muz yaprağı. Yerim kalmadı. Şu obsidian'ı koy. Muz yaprağı. Muz yaprağı, sopa, normal şey gibi, kalkan gibi olması lazım. Bir farkı yok. Bakalım. İlk defa yapıyoruz galiba. Bizim için büyük bir an. Sopadan şeyi terfi etmek. Ve yaprakları alamıyorsunuz arkadaşlar. Enteresan bir şey bu. Elinize alıp yere bırakmanız gerekiyor. Ondan sonra alabiliyorsunuz. Yapamıyorsanız bu yüzden. Bunlardan 2 tane koyuyorsunuz. Bir de sopaydı galiba. Tabii ki değil. İp. 2 de ip koyuyorsunuz. Dalga geçiyorsun. 3 tane mi gerekiyormuş? 3. 3 gerekiyor, tamam. Metal zırh, hayırlı olsun. Bütün oyun boyunca kullanacağız muhtemelen. Takalım bunu. Kırık zırhımız varmış. Kırıkmış arkadaşlar. O yüzden sol altta zırh uyarısı varmış. Ama çok kırık gibi gözükmüyor şu resimlere baktığımda. Hepsi kırıkmış. Her şeyim kırık şu anda. Neyse, koldan başlayalım.
Yeter zırhımızı takmaya. Çantanda yer yok. Peki ya şimdi? Olmasına gerek yok aslında. Olmasına gerek var. Çünkü kola baktığımda yukarıya bakıyor. Aldık. Sağlamlığı %44. Ne yazık ki. Crafting'imiz o kadar yüksek olmadığı için max sağlamlıkla başlamadık. %44 ile idare edeceğiz. Bu bir. Daha çok kömür besleyelim. Bu da gelmek üzere. Bir tane daha yapacağım şimdi. 3 tane yok yalnız bende. Var. 1, 2, 3. Sarmaşıkları alayım. Muz yaprağını aldım, bıraktım. Sopayı aldım. Muz yapraklarını yine alamıyorum, enteresan. Aldım. Bıraktım. Bir. Üç tane demir dökümü o kadar uğraştırdı ki metal zırh. Umarım kırılmaz. Ve ikinci zırhımız hayırlı olsun arkadaşlar. Kollara takıyorum. Bacak da olabilir ama her yere koyacağım için çok önemli değil. Bye bye. %52. Crafting'imiz level atlıyor herhalde bunları yaptıkça deli gibi. Ve crafting'imiz max'a çıkınca da %100 yapabileceğiz herhalde. Ama muhtemelen çıkmaz. Kaç level şu anda crafting'imiz? 94'e çıktık yüz üstünde. Üretimde 41, aslında kötü değiliz. Ateş yakmada 15. Okçuluk 36. Çömlekçilik bilmem ne. Geç, bunlar çok önemli değil bence. Okay. Yarısı bitti. Bunu da koyuyorum. Bunu kırdım. 2 parça daha geldi. Şimdi demirimiz yetecek mi onu merak ediyorum. Bitirdik çünkü şu anda. İşlenmiş demirler bitti, yetmeyecek. Biraz daha demir eritmem gerekecek bundan sonraki adım. Ve bir demir daha eritirsem, iki tanesi yolda, iki burada. Bir demir daha eritirsek arkadaşlar bitti. Bütün seti dizmiş oluyorum sonunda. Açlık, susuzluk gayet iyi. Bir şuraya bir bakacağım hızlıca. Mantar falan bulup midemi rahatlatmak için bir parça. Ya da şuralara. Arılardan geçtik. Çok güzel. Hiç görmedim. Arılar bir şey yapmıyor enteresan bir şekilde. Çok hızlı kurtulduğum için de olabilir, çekildiğim için. Arı ve karıncalar hiç sıkıntı yaratmadı oyunun başından beri. Aslında kaşıntı izi yapması lazım. Çözümünü bilmediğim. Ama yapmadılar. Galiba çok hızlı koşarak sıyrıldığım için olabilir. Beklerseniz muhtemelen üzüyorlar sizi. Şunu yesem. Nilüfer çiçeği merak ettim, ne oluyor. Ye. Gıda zehirlenmesini azaltıyor bu, aynen. Yani kusuyorsanız nilüfer çiçeği birebir. Belki çorbası da vardır. Yok. Bir şeyi çok kovaladığınızda bulamıyorsunuz bu oyunda. Karşınıza çıkıyor. Defalarca kez yaşadık. Bunu istemiyorum mesela. Turuncu mantar aramıyorum. Hiç umurumda değil derseniz. Her yerden turuncu mantar çıkıyor. Acelesi yok. Bakalım midemizdeki şeyler, kurtçuklar artacak mı?
Tedavi etmeyince artıyor mu emin değilim. Artıyor olması lazım ve gitgide daha sıkıntı yaratıyor. Ama şimdilik bir sıkıntı yok gibi. Çorbalarımı içmiyorlar umarım. Bir tane daha ateş yakmışlar. Çorbalarım duruyor. Bir çorba daha atıyorum oraya. Ne istiyorsun? Sen de mi çorba istiyorsun? Biti koydum. Hatta bir tane daha atıyorum. Hayatlarında çorba görmemişler. Şok oluyorlar ben kaynar suya koyunca. Küçümsemeyelim ya köylüleri de. Niye eziyorsam? Garibanlar. Wi-Fi'ları yok diye ezmeli miyiz hepsini? Çiğ. Bunu da koydum. Bir de pişmiş etim vardı. Bunun 9 saati kalmış. Bunu gömeyim. 15 enerji verdi pişmiş et. Çok iyi. Buralara çorba bastık. Suları içtik. Kokonatlarımız var. Aynı bir noktada yapacağız. Bu ateş... Dekoratif. Okey, buraya bir şey yapamıyoruz. Bu da çorba yapıyor galiba gibi. Gibi gibi. Size geleceğim arkadaşlar, dayanın. Köyünüzü kurtaracağım. Ama önce demir zırhımı bitirmem lazım. Ki bitmek üzere. Ve bu kalıp da geldi arkadaşlar. Son demirimizi eritiyorum. Umarım ki kömürle besliyorum. Şöyle başında bekleyince ne kadar kolay oluyormuş. Çünkü uyuyup gelince bütün ateş sönüyordu. Kömürler birazcık çöpe gidiyordu. Öyle bir sıkıntımız vardı. Artık o olmuyor. Kerpiçi işledim. İki burada. Boş kalıp yere düşsün. Bir tane daha aldık. Üç oldu. İpimiz var. Muz yapraklarım nerede? Burada aldım. Bıraktım. Ve üçüncü zırhımız da geldi. Bir, iki, üç. Bunu da sol bacağa takıyorum. Lütfen bozulmasınlar uzun bir süre. %58. %100 olsa bunlar bütün oyun götürdü muhtemelen. Bir daha da yapmayacağım zaten. Bozulursa. Şeyi de merak ediyorum. Kırık zırh yaptığımızda ya da zırhımız kırıldığında daha doğrusu sıfır zırha mı tekabül ediyor? Yoksa az zırh mı oluyor? Bunu da araştırmamız lazım. Araştırmam lazım ya da. Çünkü kırık zırh belki ağırlık yapıyor olabilir zırh. Bunu hiç düşünmedim. Bir saniye. Çünkü hiçbir zırha tekabül etmiyorsa kırık zırh, sıfırsa defansı, üstümüzde ağırlıkla geziyoruz demek. Bakalım. 34.1. Bunu çekince, yere atınca değişmiyormuş arkadaşlar. Inventory'yi alınca 2 kilo. 36.1 ama takınca 34. Enteresan. Yani çanta ağırlığına tekabül etmiyor. Güzel, o zaman giymemizin hiçbir sıkıntısı yok gibi. Şimdi son demiri eritiyoruz. Sonra da kalıbı yapacağız. İki tane daha gelecek. Bir tane bende var. Ve böylelikle full set dizmiş olacağız. Bu demirlere ihtiyacımız yok. Buradaki hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Obsidian'lara ihtiyacımız yok. Bunların hepsini burada bırakacağız. Takılsınlar. Burada veda ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölüm hızlı bir şekilde. Bunu bitireceğiz. 1-2 saat uyuyayım hatta. Ve haritayı açacağım. İnternetten bulup ikinci ekranımda. Kalan taşları inceleyeceğiz. Bu taşlar sayesinde de puzzle'larını çözeceğiz. Ve son birkaç yüz şeyi repitasyonu alabileceğiz. Çünkü bakmadan 20 bölüm etrafta deli dana gibi gezinmem gerekiyor. Bakmam gerekiyor gibi. Yoksa bulamayacağız şeyleri. Taşları. Haritada 1000 tane şeyi buldum çünkü.
Bu kadar kaçırmış olma ihtimalim enteresan. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.